Bonsai dediğimiz sentetik esrar veya sentetik kanabinoidler bundan 10-15 sene önce piyasaya giren ve esrar yani doğal bulunan esrarın belirtilerini taklit eden ama ondan çok daha kuvvetli esrar beyindeki esrar reseptörlerine 10 kat 20 kat daha kuvvetli bir şekilde bağlanan kimyasal olarak yapay olarak elde edilen bir takım maddeler. Yüksek miktarda kullanıldıklarında esrardan çok daha farklı şeyler neden olabiliyorlar. Karın ağrısı, bulantı, mental konfüzyon hali dediğimiz bilinç kaybı gibi ve sentetik olarak üretildikleri ve kimyasal olarak saf olmadıkları için içlerinde bulunan bir takım maddelerden kaynaklandığı olduğunu düşündüğümüz bazen epilepsi nöbetleri, çok yüksek dozda kullanıldığında solunum aresti, nefes alamama ve kalp krizleri gibi bir takım sonuçlara yol açıyorlar. Aileler madde kullanan, genel olarak madde kullanan çocuklarını nasıl tanıyabilirler? Şimdi madde kullanan çocuklarda ve gençlerde bir davranış değişikliği oluyor. Çocuğun gizli saklı yaşamaya bir meyili başlıyor, odasının kapısını kilitlemeye başlıyor, aileden uzaklaşıyor, nereye gittiğini geldiğini söylemez oluyor, aradığı zaman telefonları açılmaz oluyor ve biraz da böyle işte maddenin etkisine bağlı işte zihinsel faaliyetlerinde, insan ilişkilerinde, evdeki muhabbetinde bir gerileme oluyor. Esrarda ve bonsai'de özellikle yüzde kızarma, göz bebeklerinde kızarma, kafa karışıklığı, dil dolanması, cümle kuramama, konuşulan bir konu üzerinde uzun süre devam edememe, sohbeti sürdürememe gibi şeyler olabiliyor. Bu tür durumlarda aileler bu konuyla ilgili hekimlere ve merkezlere gidip tahlil yapabilecekleri gibi evde çocuğun idrarını kendisinin izinli tabii gizli olarak yapmayı önermiyoruz. Evde bakabilecekleri kitler de var. İdrar kitleri. Bunlar Türkiye'de de bulunuyor artık. O kitlerden de kendileri bakabilirler ve böyle bir madde olduğu zaman hemen bir şeyden, bu konuda çalışan bir hekimden yardım isteyebilirler.